manyetik dalgaları EZ ve BZ cinsinden ifade edilebileceğini göstermiş olduk. Şimdi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tahtada hesapları yaptığım için arada yanlışlıklar olabiliyor. Mutlaka ders notlarıyla kontrol edin. Yani asıl ders notları mümkün olduğunca ifadeler doğru şekilde yazılmış durumda. Şimdi gelelim bu sınır koşullarını nasıl koyacağız? Şimdi biliyoruz ki elektrik alanın yüzeye paralel olan bileşeninin sıfır olması gerekiyor. Bu koşullarımızdan biri. Şimdi elektrik alanın yüzeye paralel olan bileşeni Z bileşenidir. Dolayısıyla şu koşul bize diyor ki elektrik alanın Z bileşeni yüzeyde sıfır olmak zorunda. Bir sınır koşulumuz o, EZ ile ilgili. İkinci koşulumuz, bu koşulda bize diyor ki manyetik alanın yüzeye dik olan bileşeni, yani N ile B'nin çarpımı yüzeyde sıfır olmak zorunda. Şimdi ifademize bakacak olursak, ifademizde bir EZ ile orantılı kısım var. Ama EZ zaten yüzeyde sıfır. Dolayısıyla bu kısımdan bir şey gelmeyecek. Ve bu kısım var. Şimdi N ile B'nin skalar çarpımı yüzeyde sıfırsa bu kısmın yüzeyde sıfır olması lazım. N birim vektörü çarpı BZ. Bu ise, bunu istersek N bütün koordinatlara göre gradyant olarak da yazabiliriz. Çünkü bununla bunun tek farkı Z yönündeki türev. Z yönü ise N yönüne dik. Dolayısıyla bir katkı vermeyecek. Bu ise BZ'nin yüzeye dik olan bileşenin yüzeye dik koordinata göre türevinin sıfır olması anlamına geliyor. Şunu da biliyoruz. EZ ve BZ ikisi de vektör potansiyellerin işte lineer toplamı şeklinde yazılabiliyor. Dolayısıyla EZ ve BZ de dalga denklemini sağlamak zorunda. Omega kare bölü C kare. EZ ve BZ eşittir sıfır olacak. Ve şu sağlaması gereken sınır koşullarımızda EZ yüzeyde sıfır. BZ yüzeye göre dik türevi yine sıfır. Dalga denkleminin bu sınır koşullarıyla bu sınır koşullarını sağlayan türevlerine baktığımızda şöyle şeyler göreceğiz. Aslında bu bir özdeğer bulma probleminden başka bir şey değil. Her k ve omega değeri için bu sınır koşullarını koyamayacağız. Sadece k omega arasındaki belli bağıntılar varsa o zaman bu sınır koşullarını sağlayan EZ ve BZ değerleri bulabileceğiz. Şimdi genel olarak çözümleri 3 ayrı gruba ayırabiliriz. Enine elektrik alanı içeren dalgalar. TE dalgası, transverse electric. Bu dalgaların özelliği elektrik alanın sadece Z yönüne dik bileşeninin olması. Yani EZ sıfır olacak her yerde. Doğal olarak sınırda da sıfır. Dolayısıyla bu ifadelerde EZ yerine sıfır koyabiliriz. Tek bileşen elektrik alanı dik bileşeni kalacak. Manyetik alanımızda hem dik bileşeni hem de Z bileşeni olacak. EZ sıfırsa zaten iki bilinmeyen fonksiyonumuz var. İkisini çözdük demektir. Geriye bir tek BZ'yi şu sınır koşuluyla çözmemiz lazım. İkinci tür dalgalar TM dediğimiz manyetik alanın enine olduğu bu durumda da BZ eşittir sıfır olan dalgalardır. Manyetik alan Z yönüne enine hareket eder. Üçüncü tür dalgalarda TEM dalgaları, TEM kitleri dediğimiz transfer, hem elektrik hem manyetik alanın dikine olduğu.
dalgalar. Şimdi EZ ve BZ eğer sıfırsa, daha önce şunu ispat etmiştik. Elektrik alanın dik bileşeni ve manyetik alanın dik bileşeni EZ ve BZ cinsinden yazılabiliyor sadece. E bunlar sıfırsa, o zaman bunlar da sıfır olmayacak mı? Eğer k kare mü epsilon omega kare bölü c kare eşitse sıfır olması gerekmiyor. TEM dalgaların olabilmesi için dalgaları tanımlarken kullandığımız k, z yönündeki dalga sayısı ile frekansı arasında bu koşulun olması lazım. Eğer bu koşul yoksa TEM dalgaları yaratamazsınız. Şimdi eğer bu koşul sağlanırsa, biliyoruz ki elektrik ve manyetik alanlar dalga denklemini sağlayacak. K kare mü epsilon omega kare bölü c kare eşit olduğu için bunlar bitti. Dolayısıyla bir zaten tabii ilk baştan belki söylemem gerekir. Eğer k kare mü epsilon omega kare bölü c kare ise EZ'de, BZ'de, ikisi de sıfırsa bu ifadelerin hiçbir anlamı yok. Ama şunu biliyorum. B dik ve E dik vektörleri potansiyellerim cinsinden yazılabiliyor ve potansiyellerim dalga denklemini sağlıyorsa bunlar da dalga denklemini, bunların her bir bileşeni de dalga denklemini sağlamak zorunda. Aynı dalga denklemini sağlamak zorunda. Ama bu dalga denklemlerinde k kare mü epsilon bölü c kare omega kareye eşit olduğu için bunlar dik bileşenler cinsinden Laplace denkleminin çözümleri olmak zorunda. Ayrıca istersen yine Maxwell denklemlerini kullanarak bu ikisi arasındaki bağıntıyı da yazabiliriz. Ya da hiç bunlara gitmeyiz. E dik ve B dik. Direkt AX ve AY'nin bunu sağladığını kullanarak AX ve AY için çözümler buluruz. Ondan sonra B dik ve E dik çözümlerini elde ederiz. Şimdi tabi Laplace denklemini sağlıyorsa, Laplace denkleminin özelliğini hatırlayacak olursak, şimdi Laplace denkleminin herhangi bir çözümü varsa, eğer phi Laplace denklemini sağlıyorsa, o zaman şunu biliyoruz. Phi'nin yerel maksimum ya da minimumu yoktur. Yani belli bir belli fi'yi eğer çizdirecek olursak bir tepe ya da bir çukur oluşturmaz grafiği. Bunu şöyle de görebiliriz. Laplace denklemi aslında eğer işte bir kasnak aldık diyelim ki. Kasnağın üzerine esnek bir zar yerleştirdik. Zarın yüzeyinin sağlayacağı denklem aşağı yukarı Laplace denklemidir. Ki şunu biliyoruz ki eğer bir zarı yerleştirirsek zarın hiçbir yeri bir tümsek yapmaz ya da bir çukur oluşturmaz. Şimdi bunun şöyle bir sonucu olacak. Şimdi biz başta çizdiğim gibi bir dalga rehberi düşünecek olursam. Böyle bir dalga rehberim var. Biliyoruz ki bu dalga rehberinin dışarısında elektrik alan sıfır. Ve içinde, yani bu boşluğun dışında metalin içerisinde elektrik alan sıfır. Elektrik alan sıfır olduğu için bu yüzeyin her noktası aynı potansiyele sahip. Aynı potansiyele sahipse elektrik potansiyelini. Şimdi elektrik alanın sağladığı denklemi de biliyorum. Dik bileşen cinsinden yazacak olursam. Bunu sağlayacak. Dolayısıyla elektrik alan için bir ve aynı zamanda şunu sağlayacak. Dik bileşeni için bir potansiyel tanımlayacak olursam, bu dik bileşeni için tanımladığım potansiyel Laplace denklemini sağlar. Her yerde potansiyel sabitse, hocam aslında elektrik alan için her zaman potansiyel tanımlayabilirim. Dış bile potansiyel sabitse dışarıda, yüzeyde.
Dolayısıyla bu potansiyelde sabit olmak zorunda. Potansiyel sabitse onun türevi, yani yine dikkatinizi çekiyorum burada sadece elektrik alanı dik bileşeni için bir potansiyel tanımladım. Ve o her tarafta sabit olmak zorunda. Her tarafta sabit olduğu için de elektrik alanının dik bileşeni sıfır olmak zorunda. Eğer böyle bir sistemin varsa. Şimdi bundan nasıl kurtulabilirim? Bundan kurtulmamın tek yolu sınırda potansiyelin aynı değer almamasını sağlayacağım bir düzenek oluşturmam. Ama şunu biliyorum ki eğer bir metalim varsa, iletkenim varsa birbirine bağlı kısımları mutlaka aynı potansiyele sahip olmak zorundadır. Aslında bu şekilde cevabı da bulmuş oluyorum. Benim dalga rehberim birden fazla metalden yapılmak zorunda eğer TEM dalgası üretmek istiyor isem. Bunun en sık karşılaşılan örneği, hatta antenlerde de kullanılan örneği, iç içe geçmiş iki silindir düşünebilirsiniz. Bir koaksiyel kablo. Buralar bizim metalimiz, burası metal, arası da bir dielektrikle doldurabilirsiniz ya da boşluk olabilir. Tabii dış metalle iç metal arasında direkt bir bağlantı yoksa o zaman içi ve dışı farklı potansiyellerde olabilir. O zaman böyle dalgalarda bir TEM dalgaları üretebiliriz. Bir örnek olarak mesela buna bir çözüm, bu sistemi bir çözelim. TEM dalgalarını nasıl yazabiliriz burada? Şimdi şu koşulu sağladığını biliyoruz. Neyi bulalım? Potansiyelin, elektrik alanına karşılık gelen potansiyelimizi bir hesaplayalım. Potansiyelimiz ne olacak? Bir defa küresel koordinatlarda bunu yazdığımız zaman Laplace'nin bir küresel koordinatlarda yazmamız lazım ama ona da geçmeden önce iki boyuttayım. Bu sadece x ve y'ye ya da rho ve phi'ye bağlı olabilir. Ama benim problemimin zaten dönme simetrisi var ve dışarıdaki potansiyel sabit, phi'nin değeri ne olursa olsun, içerideki potansiyel sabit, yine phi'nin değeri ne olursa olsun. Dolayısıyla bu phi benim potansiyelim. Sadece rho'ya bağlı olabilir. Eğer sadece rho'ya bağlıysa onun Laplace yanını 1 bölü rho, rho'ya göre türev, rho çarpı potansiyelinin rho'ya göre türevi olarak yazabilirim. Bu sıfır olması lazım. Bu bana diyor ki rho phi'nin rho'ya göre türevi. İki tarafta rho ile çarptığında şu ifade sıfır olacak. Evet, bir şeyin türevi sıfırsa o şey, yani şurası zaten rho d phi over d phi, phi'nin rho'ya göre türevi. Bunun bir sabit olması lazım. Bu sabiti c1 diyelim ya da a1 diyelim. Rho'yu öbür tarafa attığımızda phi'nin rho'ya göre türevi, dolayısıyla a1 bölü rho olmak durumunda. Bu da bize söylüyor ki phi a1 çarpı logaritma rho bölü rho 0 gibi bir sabite eşit olmak zorunda. Potansiyeli biliyorsak, içteki potansiyel phi1, dıştaki potansiyeli phi2 olarak gösterecek olursak, bu a1 ve rho 0 dediğim sabitleri de bu phi 1 ve phi 2 cinsinden yazabilirim. Ne olması lazım? A1 logaritma. Rho a'ya eşitse, şunun yarıçapına a diyelim. Dışarı yarıçap b diyelim. Logaritma a bölü rho 0'ın phi 1'e eşit. A1 logaritma b
bölü rho sıfırın da fi 2'ye eşit olması lazım. Taraf tarafa bölebiliriz. Logaritma. Ya da taraf tarafa bölelim önce. Bir a bölü rho sıfır bölü logaritma d bölü rho sıfır eşittir fi 1 bölü fi 2 olması lazım. Buradan rho sıfırı çözebiliriz. Rho sıfırı biliyorsak da oradan da direkt a sıfırı da çözebiliriz. Çözmektense hemen sonuçları yazalım. A1, eğer bu denklemleri çözdüğünüzde fi 1 eksi fi 2 bölü logaritma a bölü b, rho sıfırda a bölü b üzeri fi 1 bölü fi 2 eksi fi 1 olarak bulabilirsiniz. Şimdi şu limite bakabiliriz. Başta dedik ki eğer İçerideki bu koaksiyel kablonun içindeki metal olmasaydı, içindeki tel olmasaydı kablo, bunun bir TEM modu olmaması lazımdı. Şimdi içindeki kabloyu ortadan kaldırmak ne demek? Bu A'yı sıfıra götürmek demek. Şimdi A'yı sıfıra götürecek olursak, logaritma A dediğimiz şey sonsuza gidecek. Logaritma sıfır sonsuz olacak, A1 sıfır olacak. Dolayısıyla potansiyelimiz direkt sıfır olacak. Aynı şekilde rho sıfırda a sıfıra gidince rho sıfırda sıfıra gidecek. Ve a bir sıfır olduğu için zaten bir potansiyelim yok demek. Potansiyelim yoksa bir elektromanyetik alanım da yoktur. Böylece eğer ortadaki olmasaydı gerçekten de TEM modunun olmayacağını da bu örnekte de görmüş olduk. Şimdi bir başka örneği de bu TE dalgalarını bulalım. Yani o zaman bir koaksiyel kablo değil de dikdörtgen şeklinde bir dalga rehberi düşünelim. Dalga rehberimiz böyle olsun. Yüksekliği A olsun. Genişliği de B olsun. Ve bunun TM moduna bakabiliriz. TM modunu tanımla hatırlayacak olursanız TM modunda BZ eşittir 0 olacak. Sadece EZ olacak. EZ'de Laplace denklemimizi sağlayacak. Dalga denklemimizi sağlayacak. Artı mu epsilon omega kare bölü C kare EZ eşittir 0. Sınır koşullarımız var. Sınır koşullarımızı hatırlarsak EZ'nin yüzeyde 0 olması lazım. BZ'nin türevinin 0 olması lazım. EZ'nin kendisinin 0 olması lazımdı. Yüzeyde. Yüzey dediğimiz koordinat eksenlerimizi yerleştirelim. Bu Y olsun, şu X olsun. Şurası merkez olarak alalım. Dolayısıyla eğer y sıfırsa ya da y b'ye eşitse ilk y sıfırsa şu bölgedeyim. Y b'ye eşitse şu kenardayım. Eğer x sıfırsa ya da x a'ya eşitse y'nin değeri bu arada kalmak kaydıyla istediği değeri alabilir. Bunların hepsi sıfır olacak şekilde bir çözümünü bulmam lazım. Şimdi bakalım. İşleri kolaylaştırmak için şuna bir gama kare diyeyim. Gama kare eşittir k kare eksi mu epsilon omega kare bölü c kare olsun. Eksi gama kare EZ x'ye eşittir 0 olacaktır. Bu çözümü arıyorum. Bu çözümü değişkenlerini ayırma dediğimiz yöntemle rahatça bulabiliriz. Bunu sadece x'e bağlı bir kısım
sadece Z'ye bağlı bir kısım olarak yazacak olursak, şu bu sınır koşullarına koyduğumuzda, yani bu sadece X'e bağlı olan kısım X 0 veya A iken 0 olacak. Sadece Y'ye bağlı olan çözüm Y 0 ya da B iken 0 olacak koşullarında koyduğumuzda X X sinüs NP bölü A X şeklinde yazabiliriz. Y kısmı ise sinüs NP bölü A Y şeklinde yazabiliriz. Buradaki N ve M sayıları tam sayı olmak zorunda. Şimdi bu denklemler bu sınır koşulunu sağlar. Buraya yerleştirdiğimiz zaman eksi n kare pi kare bölü a kare eksi m kare pi kare bu b olacak bölü b kare eksi ya da şurayı artı diye tanımlayalım. Burası o zaman gamma kare eksi artı olacak. Artı gamma kare eşittir sıfır koşulunu da ayrıca sağlaması lazım ki bu denklemi sağlasın. Buradan da gamma kare eşittir ya da gamma kare dediğimiz mu epsilon omega kare bölü c kare eşittir k kare artı n kare pi kare bölü a kare artı m kare pi kare bölü b kare gibi bir çözüm bulmuş oluyoruz. Şimdi TEM dalgalarını hatırlarsanız, TEM dalgalarındaki koşulumuz k karenin direkt mu epsilon omega kare bölü c kare eşit olması gerekiyordu. Burada ise k kare ile omega kare arasında böyle bir bağıntımızın olması gerekiyor. Şimdi buradaki n ve m sayıları birden büyük sayılar, 1, 2 değerini alabilecek sayılar. Dolayısıyla şu ifadenin alabileceği minimum değer, k için bir sınırlamamız yok henüz. Dolayısıyla k işte sıfırdan, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar herhangi bir değeri alabilir. K kare ise sıfırdan sonsuza kadar herhangi bir değeri alabilir. Oysa şunun aldığı bir minimum sıfırdan büyük bir değeri var. Bu da bize söylüyor ki omega karenin alabileceği en küçük değer c kare bölümü epsilon pi kare bölü a kare artı pi kare bölü b karedir. Dolayısıyla böyle bir dalga rehberi düşük frekanslı elektromanyetik dalgaları taşımak için uygun değildir. Düşük frekanslı elektromanyetik, tabi A ve B değerlerine bağlı olarak. Düşük frekanslı dalgaları taşımak için kullanabileceğimiz, kullanılan koaksiyel kablo dediğimiz, biraz önce örnekte gösterdiğimiz dalga rehberleridir. O yüzden mesela antenlerde hep bu koaksiyel kabloyu kullanırız. Evimizdeki antenlerde. Şimdi dalgayı açık ifadesini yazacak olursak, tabi buradaki n ve m herhangi de bu koşulu sağlamak zorunda herhangi bir pozitif tam sayı değerini alabilir. En genel EZ değeri çözümü bu dalga rehberi içerisindeki farklı nm değerlerine karşılık gelen dalgaların bir uygun katsayılarla çarpılıp toplanmasıdır. O katsayıları belirleyecek olan ise işte artık siz ilk başlangıç koşulunda t eşittir 0 anında nasıl bir dalga yolladığınıza bağlı olarak o katsayılar da değişecektir. Şimdi dalganın açık halini yazalım. Hatırlarsak EZ dediğimiz dalga bir X ve Y'ye bağlı olan bir kısmı vardı. Bir de bunun düzlem dalga kısmı vardı. KZ eksi omega T diye. Eşittir. EZ şunların çarpımı uygun bir katsayıyla EZ 0 diyelim. Genliğini. Sinüs NP bölü AX sinüs NP bölü B Y E üzeri İ KZ eksi omega T. Şimdi burada da
sinüs, herhangi bir sinüs alfayı e üzeri i alfa artı eksi e üzeri eksi i alfa bölü 2i şeklinde yazabileceğimizi hatırlarsanız, buradaki ez dediğimiz ifade işte belli katsayılarla e üzeri i vektör k r eksi omega t. Şimdi buradaki dalga vektörünün alabileceği olası değerler ise artı ya da eksi n pi bölü a x yönünde. Şundan, şu terimden gelen artı ya da eksi olabilecek. Artı ya da eksi m pi bölü a y yönünde. Z yönünde ise şuradaki k z yönünde. Bu bir düzlem dalgaydı. K dediğimiz vektör de düzlem dalganın hareket yönünü veriyordu. Şimdi bu bize ne diyor? Bu dalga aslında bir ilk başta bir düzlem dalgayı bu rehbere içine yolladığımızı varsayalım. Şimdi Z yönündeki bileşenin hızının değişmeyecek. O hep sabit. Ama X yönünde bir dalga vektör kısmı varsa şayet, X yönünde hareket etti, yani şu yöne doğru hareket etti, bu yüzeye çarptı. Çarptığı zaman X yönündeki dalga vektörünün X bileşeni işaret değiştirecek. Önce artıysa sonra eksi olacak. Benzer şekilde şuraya bakarsak Y yönündeki dalga vektörünün Y yönündeki bileşeni, yani dalganın Y yönünde bir hızı varsa önce bir yöne ise çarptıktan sonra diğer yöne gidecek. Yani buradaki dalga aslında buraya yolladığımızda dalga rehberinin içerisinde sürekli kenarlara çarpıp esnek yansıma yapan bir dalgadan başka bir şey değil. Bir bu tarafa çarpacak, bir öbür tarafa çarpacak. Sürekli yansıyıp duracak. Bu esnada da rehberin içerisinde şundan dolayı sürekli Z yönünde ilerlemeye devam edecek. Şöyle bir şey de düşünebiliriz. Hazır böyle bir rehberimiz var, dalga rehberimiz var. Bunun önünü ve arkasını kapatabiliriz. Şimdi önünü ve arkasını kapatırsak o zaman da böyle bir sisteme dalga rehberi değil, rezonans oyuğu adını vereceğiz. Şimdi önünü ve arkasını kapattığımız zaman, şimdi biliyoruz ki E'nin Z bileşeni yüzeyde sıfır olması lazım. Şu çözüm yan yüzeylerde sıfır. Şu dört yüzeyinde sıfır. Ama şurayı kapattık. Burası Z eşittir sıfır yüzeyi. Şurayı da kapattık. Burası da Z eşittir diyelim ki C'de olsun. Bu EZ, Z eşittir sıfır ve Z eşittir C'de artık sıfır değil. Ama şunu yapabiliriz. Şunu biliyorum ki bu oyuğun içerisindeki herhangi bir dalga bu tarzda yazılacak olan dalga EZ'leri bir toplamı şeklinde yazabilirim. Farklı N ve M değerleri için. Şurayı sileyim. Ve farklı K değerleri için. Tabii K değerini N'yi ve M'yi biliyorsam omega'nın alabileceği değerler de sınırlı. Şimdi şuna baktığım zaman EZ'yi EZ0 sinüs MP bölü A X sinüs MP bölü B Y E üzeri İKZ eksi E üzeri eksi İKZ bölü 2 İ E üzeri eksi i omega t. Şimdi ne yaptım? Bütün olası k değerleri için ve bütün olası n ve m değerleri için bu ez sınır koşullarını sağlayan, benim denklemimi çözen bir çözüm. İki tanesini topladım. K ve eksi k için olanı. K'nın da işareti değişse bile omega k kareye bağlı olduğu için omega'nın değeri değişmeyecek. Aynı omega'ya sahip olacaklar ikisi de. Burası z değil, x değil z. Şimdi burası ise sinüs dediğim fonksiyon. Sinüs
KZ. Şimdi sinüs KZ, Z eşittir 0 da 0. Dolayısıyla şuradaki sınır koşulumu da sağladım. Bu 6 yüzeyden 5 ilindeki sınır koşulumu sağladım, sadece karşı yüzeyi sağlamadım. O karşı yüzeydeki sınır koşulunu sağlamam için K'nın K herhangi bir değeri alamaz. Alması gereken sinüs KC eşittir 0 olması lazım. Dolayısıyla KC'nin pi'nin bir tam sayı katı olması lazım. Bu da bana diyor ki K'nın alabileceği değerler L pi bölü C L yine 1, 2 değerlerini alabilir. Dolayısıyla benim eğer bir rezonans, dikdörtgen prizma şeklinde bir rezonans oyun varsa o zaman EZ bir katsayı sinüs NP bölü AX sinüs NP bölü BY ve sinüs LP bölü CZ E üzeri eksi I omega t şeklinde yazılabilir. Şimdi omega'nın değeri herhangi bir değeri alamaz. Omega'nın değeri L, M ve N değerlerine bağlıdır. Omega'nın alabileceği değerler pi kare N kare bölü A kare artı M kare bölü B kare artı L kare bölü C kare değerleridir. Artık bu N, L, N, M, L indeksleriyle de gösterelim. Bu tarz rezonans oyukları özellikle belli frekanslarda elektromanyetik dalgalar yaratmak için kullanılabilir. Siz bir şekilde bu oyuğun içerisinde bir elektromanyetik alan yaratırsanız bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela oyuğun içerisine yükler yollarsınız. Oyuğun içerisine yük yolladığınız zaman içerisinde değişen bir elektromanyetik alan yaratacaksınız. Ama içerideki elektromanyetik alan normal başladığında bütün omega bileşenlerini içerse bile bunlardan sadece şu frekansa sahip olanlar var olacaktır, var olmaya devam edecektir. Diğer frekansa sahip olanlar ise birbirlerini yok edecek şekilde girişim yapıp yok olacaktır. Sonuçta elinizde sadece bu frekanstaki dalgalar kalacaktır. Özellikle bu frekanslar arasındaki farkı açarsanız çok fazla enerji yollamadığınız takdirde en fazla en düşük frekansı yaratacak şekilde sisteminizi ayarlayabilirsiniz. Böylece dalga rehberleri ve rezonans oyukları hakkında konumuzda tartışacağımız şey bu kadar. Örneklerimizi arttırabilirsiniz tabii. Bu dersten sonra dalgaların daha önce boşlukta elektromanyetik dalgaların hızını görmüştük. Boşluktaki elektromanyetik dalgaların hızı C bölü mu epsilonla verilecekti. Şimdi bir de rezonans oyuklarında, rezonans oyuğu değil de dalga rehberlerinde acaba dalgalar hangi hızda ilerliyor? Bir de ona bakacağız. Şimdi daha önce düzlem dalgaları tartışırken düzlem dalgaları E üzeri i kare eksi omega t fonksiyonuyla belirtmiştik. Ve işte belli bir anda şekli şuysa düzlem dalgamızın bunun bir bütün olarak olduğu gibi taşındığını ve herhangi bir nokta aldığımızda mesela tepe noktasına baktığımızda tepe noktasının hızının işte k yönünde ve omega bölü k olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu şekilde tanımladığımız hız şu fazın belirttiği hızdır ve faz hızı olarak geçer. Ve yine elektromanyetik dalgalarda özellikle boşlukta göstermiştik ki mu epsilon bölü c kare omega kare eşittir k kare olduğundan omega bölü k eşittir c bölü kare kök mu epsilon. Şimdi bir defa karşımıza iki tane yeni olayımız çıktı. O yeni olaylardan biri gördük ki özellikle mesela bir iletken varsa epsilon frekansa bağlı olabilir.
İletken olmasa bile, aslında çok fazla detayına girmedik ama malzemenin özelliğinden kaynaklı olarak epsilon genelde frekansa bağlıdır. Mü'nün çok fazla bağlılığı yoktur ama epsilon'da bir bağlılık vardır. Şimdi frekansı farklı şekilde davranıyor. Farklı frekanslarda epsilon değeri değişiyorsa, dolayısıyla farklı frekansların hızları değişecektir. Şimdi böyle bir dalga oluşturabilmek için pek çok farklı frekansta dalgayı üst üste bindirmemiz lazım. Ama farklı frekansta dalgaları üst üste bindirdiğimiz zaman herhangi bir yanda şekil bu olsa da farklı bileşenleri farklı hızla hareket edeceği için zamanla bu dalga şekli yayılacak, dağılacak, bozulacaktır. Şimdi bunun gibi genel bir şekli incelemektense farz edelim ki elimizde iki tane monokromatik dalgamız var. Yani iki ayrı bir frekansa sahip bir dalgamız. Dalga vektörü K1 frekans omega 1 olsun. Ve farklı bir dalga vektörüne sahip bir başka dalgamız olsun. Frekansı da dolayısıyla farklı olacaktır. Yine basit olması için bunların geldikleri aynı olsun. Şu şekilde elimizde bir dalgamız olsun. Bunların ortalama dalga vektörlerinin ortalamasını K ile gösterelim. Frekansların ortalamasını omega 1 ile omega ile gösterelim. Ve frekanslarının farkı delta k olsun, dalga vektörlerinin farkı delta k olsun. Frekanslarının farkı ise delta omega olsun. O zaman şu ifadeyi şöyle de yazabiliriz. A, ortalama dalga vektörü ve ortalama frekans içeren kısmı çıkarayım. Eksi omega t. Şimdi içeride neler kalacak? E üzeri i bölü 2 delta k r eksi delta omega t artı e üzeri eksi i bölü 2 delta k r eksi delta omega t olacaktır. Ya da bunu da şöyle yazabilirim. 2i a sinüs delta k r eksi delta omega t olarak yazabiliriz. Şimdi bu ifadede de şuraya bakacak olursanız burası yine bir düzlem dalgadır. Hızı yine faz hızı omega bölü k olan ama bu düzlem dalganın genliği artık ne zamanda ne de konumda sabit değildir. Eğer bu delta k ve delta omega çok küçük değerlerse o zaman zaman ve konumda yavaş yavaş salınan bir dalgadır. Şimdi bunun mesela reel kısmını, reel ya da sanal kısmını grafiğini çizecek olursak genliği bir sinüs dalgası şeklinde salınacaktır belli bir anda. Genliği belli bir frekansta salınırken kendisi de çok daha yüksek bir frekansta, çok daha küçük bir dalga boyuyla salınacaktır. Yani bu iki uç nokta arasında gidip gelecektir. Şimdi özellikle mesela bir müzik aleti çalıyorsanız buna benzer bir olayı orada da görürsünüz. Buradaki düzlem dalgalar illa elektromanyetik dalgalar olması gerekmez. Buradaki dalgalar ses dalgaları olarak da düşünebilirsiniz. Birbirine çok yakın frekansta iki tane ses dalgası yaratırsanız o ses dalgası zaman içerisinde bu şekilde değişecektir. Duyacağınız şey de duyacağınız sesin şiddeti bir artıp bir azalacaktır. Bu şekilde iki farklı ses kaynağının frekansların aynı olacak şekilde akord edebilirsiniz aletlerinizi. Şimdi gelelim bu örneğe. Şimdi bir faz hızı diye bir şey tanımladık. Faz hızı omega bölü k dediğimiz, şunun belirlediği. Ama bizim için önemli olan şey, sonuçta bir dalgayı kullanırsak bir şekilde bir enerjiyi taşımak istiyoruz. Enerjiyi taşırken ise
enerjiyi taşıyacak olan şey genlik. Genliği ne kadar fazlaysa enerjisi o kadar fazladır. Yani şurada bir enerji topağımız var. Burada bir enerji kümemiz var. Ve bu enerji kümesi, şuradaki grup, bunun hareket etme hızı şu kısa dalga boylu salınımlar tarafından değil, bu uzun dalga boylu salınımlar tarafından belirlenecektir. Bu uzun boylu salınımların hızı ise, şuraya bakacak olursak, genliğin salınımlarının hızı tarafından belirlenecektir. Buna da bir grup hızı dediğimiz bir hız. Bu grup hızı da frekansları arasındaki fark bölü dalga vektörleri arasındaki farkın büyüklüğü olarak bulabiliriz. Ve bize aynı şekilde bilgiyi iletecek olan şey yine bu genlik olduğu için bilginin bir noktadan bir başka noktaya taşınmasında belirleyici olan hız yine bizim elimizdeki grup hızı olacaktır. Şimdi eğer K ve omega arasındaki bağıntıya baktığımız zaman K ve omega arasındaki bağıntı doğrusalsa, eğer epsilon frekansa bağlı olmadığı durumdaki gibi mesela, şu durum, epsilon frekansa bağlı değilse K ve omega arasındaki bağıntı doğrusaldır. Bu iki hız birbiriyle aynı olacaktır. Ama eğer K ve omega arasındaki bağıntı lineer değilse, mesela bunun bir tane örneğini şimdiden dalga rehberlerinde gördük. Dalga rehberlerinde K ile omega arasındaki bağıntımız bu. Eğer biz oradan faz hızını yazacak olursak, dalga rehberlerindeki elektromanyetik dalganın omega bölü K eşittir C bölü mu epsilon karekök içerisinde 1 artı pi kare n kare bölü a kare artı n kare bölü b kare pi kare bölü k kare gibi bir faz hızı elde etmiş oluruz. Şimdi buna dikkat edecek olursanız mesela ne olabilir? Eğer bu bizim dalga rehberinin içerisinde boşluk yaratabiliriz. Boşluk olduğu zaman mu epsilon ikisi de birdir boşluk için. Mu epsilon ikisi de birse o zaman faz hızımız bu omega bölü k'ya eşittir. C çarpı karekök 1 artı buradaki sayı olacaktır. Artık hangi modda yarattıysanız. Ve faz hızı bir dalga rehberindeki elektromanyetik dalganın ışık hızından büyüktür. Şimdi bu ilk bakışta sanki en büyük hız ışık hızıdır. İşte Einstein'ın söylediği bize ışık hızı limit hızdır. Ondan daha fazla, daha hızlı hiçbir şey hareket edemezdi. Çelişiyormuş gibi görünse de bizim için önemli olan grup hızıdır. Grup hızını hesaplayacak olursak omega c bölü karekök mu epsilon karekök k kare artı pi kare bölü pi kare n kare bölü a kare artı n kare bölü b kare olduğunu biliyoruz. Grup hızı dediğimiz şey, eğer frekanslar çok yakınsa, bu omega'nın k'ya göre türevidir. Omega bu ifadenin k'ya göre türevini aldığımızda c bölü karekök mu epsilon k bölü bu aynı karekökü elde ederiz. Ya da bunu şöyle yazabilirim. C bölü karekök mu epsilon 1 artı pi kare bölü k kare n kare bölü a kare artı m kare bölü b kare üzeri eksi 1 bölü 2. Yine boşluk için düşünecek olursak, şu durumdaki için düşünecek olursak mu epsilon 1 c çarpı, şuradaki ifade pozitif bir ifade, kare kökünü alıyorum ama bu ifadeyi şurada çarparken burada bölüyorum. Dolayısıyla elde ettiğimiz hız
her zaman için C'den düşüktür. Şimdi şu iki, bununla şu denklemi kıyaslayacak olursanız, şöyle bir şeye de dikkat edin. Grup hızıyla faz hızının çarpımı, şu karekökli ifadeler burada bölü olarak geliyor, burada çarpı olarak geliyor. Dolayısıyla bunlar birbirini götürecektir. Her zaman için C kare bölü mu epsilon'a eşit olacaktır. Ya da mu epsilon 1 alırsak ışık hızının karesi olacaktır. Dolayısıyla bunlardan ya ikisi birbirine eşit değilse mutlaka birisi diğerinden büyüktür. Diğerinden büyük olan bizim için çok da önemli olmayan faz hızıdır. Işık hızından büyük olabilir ama grup hızı her zaman için ışık hızından düşük olacaktır. Dolayısıyla grup hızı her zaman için ışığın hızından düşük olacağı için ve bilgiyi ileten enerji ileten hız grup hızı olacağı için yine Einstein'ın özel relativite kuramı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi şunu çok duyarsınız. Televizyonlarda, işte gazetelerde haber olur. Işıktan daha hızlı bilgi aktarıldı, bilgi iletildi. Oradaki ışıktan daha hızlı olan şey her zaman için budur. Grup hızı yine ışıktan sıfırdır. Şimdi bundan sonra işleyeceğimiz konu, şimdi buraya kadar yaptığımız her şey, eğer bir ortamda elektrik yükü yoksa, elektrik akımı yoksa, o durumda elektromanyetik alanlar nasıl davranır? Ve gördük ki işte değişik şekillerde de işte ya sonsuz herhangi bir sınır koşulu koymayız ya da belli bir sınır koşulu koyarak elektromanyet rehberlik edebiliriz. Mutlaka elektromanyetik dalgalar oluşacak. Yük olmasa bile belli bir bölgede, o bölgede elektrik ve manyetik alanın olması mümkün. Bundan sonra yapacağımız, size soracağımız, cevap arayacağımız soru ise eğer bizim elektrik ve elektrik yükümüz varsa belli bir bölgede ve bu elektrik yükleri hareket ediyorsa acaba bunlar ne gibi elektrik ve elektromanyetik alan yaratır? Bunun cevabını da gelecek hafta aramaya başlayacağız. Teşekkürler.